diyelim. İbrahim Uslu'ya dönelim. Hocam, şimdi CHP'ye şöyle birazcık daha yakından bakalım. Milletvekili adaylıkları ile ilgili bir parça analiz etmiştik. CHP'den devam edelim lütfen. Şimdi CHP'nin önünde bir zorluk vardı. Bir taraftan parlamentoyu düşünmesi gerekiyordu. Orada çoğunluğu elde etmesi gerekiyordu. İttifak içi dengeleri koruması gerekiyordu. Bu arada bir taraftan da muhtemel bakanlar kurulunda görev alacak bazı isimlerin de liste dışında kalması gerekiyordu. Şimdi bir şey olduğunuzda, parti kurmay olduğunuzda burada zor bir karar vermeniz gerekiyor. Bir taraftan işte bakanlar kuruluna girmek için listelere girmiyorsunuz ama ya Cumhurbaşkanlığı kaybedilirse o zaman dışarıda kalacaksınız. Ama bu böyle bir şey yaşanmadı. Kafa karışıklığı yaşanmadı. CHP'de önemli bazı isimler listelerde yer almadılar. O yüzden de CHP'den kimlerin bakanlar kuruluna gideceği konusunda bir netlik oluştu ve o isimler olmadan listeler şekillendi. CHP'de de bir taraftan hem CHP'nin kurmayları korundu, öte yandan da bir yenilenme gerçekleşti. Yenilenen isimlerin ileride başka görevler alabileceği, çünkü CHP'nin bir de seçimden sonra kongresi var. Hem partiye üst yönetim yeniden şekillenecek, hem kabine eğer kazanabilirse Sayın Kılıçdaroğlu kabineyi şekillendirecekler. Hem de bir taraftan tabii meclis grubunun güçlü kalması, başta meclis başkanlığı olmak üzere komisyon başkanlıkları falan gibi önemli görevlere şimdiden insanlar hazırlıyorlar. Çok zor bir iş yaptılar. Bizim siyasi tarihimizde CHP ilk kez bu ölçekte bir ittifak listesi hazırlamak durumunda kaldı. Ve dedim ya, farklı illerde farklı ittifak modellerini işte kağıda geçirmek, listelere aktarmak durumundaydı. O yüzden biliyorsunuz parti meclisine bunun sunulması işi neredeyse 24 saat gecikti. Bir gün önce sabah yapılacaktı. Akşama alındı, geceye alındı. Gece yarısından sonra alındı. Baktılar ki olacak gibi değil. Ertesi sabah aldılar. Ama sonunda yetişti. Bu arada 6 parti birlikte çalıştılar. Bunların tamamı aslında bir taraftan demokrasimiz açımızdan çok güzel gelişmeler. Niye? Bir uzlaşı kültürü, bir partinin içinde bile. Evet. Liste pazarlığı çok sert geçer. Yani aynı partiden insanlar liste savaşı yüzünden büyük sorunlar yaşarlar. Hatta bize liste savaşları diye, değil mi, böyle bir tabir vardır, deyim vardır. Şimdi burada 6 parti oturdu, birlikte liste hazırladılar. Ve işte sadece bir isim üzerinden tartışabiliyoruz. Yani o kadar iyi bir liste şeyi çıktı ki ortaya, dengeli daha doğrusu. Sadece Sadullah Ergin Bey üzerinden bir tartışma yürüyor. O da diyor ki ya ben Deva Partiliyim, evet, ben CHP'li değilim. İttifak gereği buradayım. Yani siz sistemi anlamadınız galiba diyor aslında. O yüzden arkadaşlarım sistemi anlaması çok haklı, çok haklı. Çünkü yani CHP Sadullah Ergin'i transfer etti de kendi listelerinden aday gösteriyor değil. Mesela şey neydi şu, Mehmet Ali AK Parti'ye geçen CHP'li, Mehmet Ali Çelebi'nin durumu falan söz konusu değil yani. Şimdi Mehmet Ali Çelebi'yi eleştirmiyorlar, Sadullah Ergin'i eleştiriyorlar falan. Sadullah Ergin, Deva Partisi'nin genel başkan yardımcısı, ittifak gereği, liste paylaşımı gereği aynı listeden giriyorlar. Ki iyi ki öyle, aksi takdirde çok sayıda oy çöpe gidecekti, onu anlatıyordum ben. Bu şeylerin seçime ilk kez girecek partilerin oylarının çöpe gitmemesi için, hatta bazı yerlerde CHP'nin de bir milletvekili çıkaramayacak oy aldığı iller var. İyi Parti'nin keza, bakın o illerde aday göstermedi. Niye? Diğer partiye zarar vermemek için, oylar bölünmesin diye kendi seçmenini oraya yönlendiriyor. Burada biz sadece bir parti var, onun kurumsal kimliği var, onun adaylar var diye bakacak olursak yanılırız. Bir ittifak var, ittifak maksimum sayıda milletvekilini çıkarmak istiyor. O yüzden bazen İYİ Parti'nin listesinden, CHP'nin listesinden giriyorlar. Ve Türkiye'deki 87 seçim çevresinde bu 6 parti bir şekilde, ya da 5 parti en azından, dayanışarak maksimum sayıda milletvekilini çıkarmak, çok sayıda seçmenin oyununda direkt çöpe gitmesini, yani milletvekili hesabına katılmadan çöpe gitmesini engellemeye çalışıyorlar. O yüzden falanca niye burada diye sormanıza gerek yok. O CHP'nin adayı değil, Demokrat Parti'nin adayı olabilir. Deva Partisi'nin adayı olabilir, Gelecek Partisi'nin adayı olabilir, Saadet Partisi'nin adayı olabilir. Her ilde bunlar karıştı ve birlikte bir mücadele sürdürüyorlar. Aslında bu birlikte mücadele ta ne zamandan beri geliyor? Bugünle ilgili bir şey de değil. Referandumdan bu tarafa geliyor. 2017 referandumdan bu tarafa
Bu partilerin bir kısmı daha sonra siyasete katıldı ama tabanları ya da o partileri kuran aktörler birlikte mücadele ediyorlar. Ne mücadelesi bu? Başkanlık sistemine geçilmesin diye. Onu başaramadılar. Arkasından genel seçimlerde biliyorsunuz geçen genel seçimlerde 2018'de ne Cumhurbaşkanlığında ortak adayı çıkarabildiler ne milletvekilliklerinde. Peki neticesi ne oldu? Cumhurbaşkanlığını ilk turda AK Parti kazandı ve parlamentoda Cumhur İttifakı net bir çoğunluk elde etti. Şimdi ya 2018'in tekrarı olacaktı ya da 2018'den farklı bir şey yaparak sonucu değiştirmeye çalışacaklardı. Farklı bir şey yapıyorlar. Bunun provasını 2019'da yaptılar ve hiçbir parti aday göstermedi. Ortak adaylarla gittiler bazı illerde ve ortak adaylarla gidilen illerde yarışı muhalefet adayları kazandılar. Muhalefetin ortak adayları kazandılar. Biz başta İstanbul, Ankara olmak üzere. Şimdi aynı şeyi bir daha deniyorlar ve bu sefer de hem Cumhurbaşkanlığını hem parlamento çoğunluğunu almak istiyorlar 2018'in tersine. Dolayısıyla seçmenlerimiz iki şeyden birini arasında şey yapacaklar, tercihte bulunacaklar. Muhalefet seçmenlerini kastediyorum. Ya 2018'deki gibi olacak seçim sonuçları ya da 2018'den farklı olsun istiyorsanız o zaman partilerin yapmış olduğu bu şeye işbirliğine saygı duymak ve destek vermek durumundasınız. O yüzden ikisinden takdir elbette ki seçmenlerin yani buna kimse karışamaz. Ama yani ne ile ne arasında tercih yaptığını seçmenlerin iyi anlaması lazım. Bu anlamda MHP'nin tutumunu da sormak isterim. MHP'den Bahçeli'nin yakın çalışma arkadaşlarından, kurmaylarından Fethi Yıldız, kurumsal kimliğimizi, genel başkanımız partimizin tüzel kişilik ve kurumsal kimliğini ön plana alan bir yaklaşım sergiledi dedi. Ama önce bu aday listelerine baktığımız zaman bizim de sabahları burada İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda ağırladığımız hak mücadelesi veren isimler var. Mesela Şen Yaşar ailesi, mesela Mısra Öz, mesela Can Atalay var. Bunlar gibi mesela Hacer Fogo var çocuklarımız için. Bunlarla ilgili bir haberimiz var. Bu haberi izleyelim. Dönüşte MHP ile ilgili yorumunuzu rica edelim. Partilerin aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Listelerde hak mücadelesi veren çok sayıda isim de yer aldı. Bu hayatta en sevdiğim şey anne olmak benim. Mısra Öz, Çorlu'daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i ve eşi Hakan Sel'i kaybetti. Kaza 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Tren Uzunköprü'den İstanbul'a doğru hareket ediyordu. Yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu 5 vagonu devrilmişti. Kazada 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti, 317 kişi de yaralandı. Kaza sonrası ailelerin başlattığı adalet mücadelesi devam ediyor. O mücadelenin başında yer alan isimlerden biri Mısra Öz, Türkiye İşçi Partisi'nden aday oldu. Öz listede İstanbul 2. bölgede 2. sırada. Savaşlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun. Diyarbakır Barosu Başkanıydı Tahir Elçi. 8 Kasım 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi dört ayaklı minarenin önündeydi. Basın açıklaması yapılıyordu. Elçi çıkan silahlı çatışmada vurularak öldürüldü. Failler hala tespit edilemedi. Elçinin eşi Türkan Elçi'nin adalet arayışı yıllardır devam ediyor. Elçi CHP İstanbul 3. bölge 3. sıradan milletvekili adayı. Buradan ağaç dökmek de yasak, ağaç sökmek de yasak. Can Atalay, Gezi Parkı direnişi sonrası Taksim dayanışmasının avukatlığını yürüttü. Gezi davasında sanık olarak davaya dahil edilip gözaltına alındı. Soma, Çorlu, Hendek ve buna benzer çok sayıda davanın gönüllü avukatlarındandı. Yargılandığı iki davadan beraat etti. Türkiye Cumhuriyeti